Hepinize merhabalar. Bugün tekrar sizinleyim. Daha önceki videolarda dediğim gibi Selim bu bölüm ölecek ve cenazesi kaldırılacak. Selim kahvenin önüne geldiğinde çukur işaretine bakacak ve orada flashback sahnesini izleyeceğiz. İdris, Yamaç ve Selim'e tabu meselesi anlatacak. Selim ölmeden önce aklına bunlar gelecek. Belki burada İdris, çukur için gerekirse canını vereceksin ama onlara bir şey olmasını isteyeceksin diyebilir. Selim'i kahvedekiler görüp hemen hastaneye götürecekler. Selim, Yamaç'ın kollarında ölecek. Morg sahnesi olacak ve Cumali ile Yamaç Selim'i yıkayacaklar. Akın buna dayanamayıp bir anda saldırıya geçecek. Hatta arkasından gelen Salim'e gelme diyerek silah sıkacak. Akın, yalıda korumaların kalabalık olduğunu görünce başka bir yol aramaya bakacak. Akın bir tekne bulacak. Kaptanı halledip tekneyle Erdinatlerin yalısının karşısına gelecek. Akın keleş ile yalıyı tarayacak ve mermisi bitince şarjör değiştirip korumaları indirecek ve geri dönecek. Çukurda cenaze kaldırılacak ve duygu yüklü anlar yaşanacak. Mezarlıkta gece çekimleri de vardı ama o bir sonraki bölüme olabilir. Tapuların konusunu kapatmadan, eğer Çağatay kale gibi muhafazalı yerde kilitli dolaba dahi sahte evrak koyuyorsa bu pek inandırıcı olmuyor ama dizi işte. Çağatay tam işleri yoluna koydum. Sırada Cengiz Erdenet var. Koltuk benim hakkım derken Ögeday ortalığı karıştıracak. Çağatay bir anda hedef olacak ama Çağatay bu olaydan kurtulmak için yol arayacak. Eski Deli Yamaç geri dönüyor. Akın ile güzel işler yapacaklar. Yamaç Cengiz Erdenet'i arayacak. Anlaşmayı bozdun, altınlarına veda et diyecek ve fabrikayı patlatacak. Babasını kaybeden Akın Aliço'nun evinde yatacak. Paşa, İdris, Emmi ve Koçovalıların meyhane çekimleri oldu. Bunlar hep flashback sahnesi olarak gösterilecek. İdris Koçovalı'nın Akın ile de sahnesi olacak. Daha çok bilgi var ama tadında kalsın istiyorum. Bizlere destek olanlara teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.